derin meselelere girmek istemiyorum da artık birileri ben savunma sanayine işte 100 lira, 200 lira, 500 lira, 1000 lira vermemek için elimden geleni yaparım diyen Türkiye nüfuzuna kayıtlı bu memleketin her türlü nimetinden istifade eden emniyet askeriyenin sağlamış olduğu güven ortamında huzurunu bulan işini yapan ticaretini yapan bu insanlar savunma sanayi için ben bir fedakarlık yapmamam lazım deyip feryat ediyorsa gerçekten ne hale geldik nasıl bir nesil yetiştirdiğimizi düşünmemiz lazım. Ben şurasını söyleyeceğim. Yarın Allah muhafaza bir Üçüncü Cihan Savaşı başlamış olsa, dün Çanakkale'ye gelip bizi yutmak isteyenlerin hepsi aynı şekilde düşmanlıkları var mı? Daha aşırı şekilde var mı? Var. Bugün Gazze'de olup bitenleri görüyoruz. Dünyanın ta neresinden gelmemiş bir gavur kalmadı ki oraya. Bütün uçaklarıyla geldiler, tanklarıyla geldiler. Ondan sonra denizden filolarıyla geldiler, her şeyle beraber geldiler. Orada mücahitler Yahudilerle savaşmıyor. Bütün dünya ile savaşıyorlar. Bütün gavurlarla, Amerika ile savaşıyorlar. İngiltere ile, Almanya ile, Fransa ile, hepsiyle savaşıyorlar. Cenab-ı Hak güç ve kuvvetlerini ziyade eylesin. O İsrail'e sahip çıkmak için öteden gelen insanlar, gelen devletler vesaireler. Onlar yarın bizim başımıza bir sıkıntı gelse bizim için koşarlar mı? Bize düşmanlık için koşarlar. Her türlü silahı verirler mi? Verirler. Biz bugünkü keyfimizi bulabilir miyiz? Bulamayız.